Yani kendi dilin Türkçe öğretemiyorsun çocuklarına. Kalkmışsın cihat dersi koyuyorsun mesela. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor aslında. Dertleri cihat dersi koyalım, dindarlığa gidelim, müftü koy. Bütün bunlardan öte bir şey yapıyorlar aslında. Bir iflas var, bir tıkanıklık var, bir karanlık kuyuya düşmüşlük var, bir çıkamamazlık var. Yani kafasında bir hayal vardı, şöyle bir Türkiye yapacağız diye. Eline gücü geçirdi, yapamıyor. Çünkü uymuyor. Dinle hayatın bağını kuramıyorlar. Yani din sorunları çözmeye yetmiyor. Teknolojik bir şey yapman lazım. Kültür alanında bir yatırım yapman lazım. İnsana değer vermen lazım. İyi bir eğitim sistemi kurman lazım. İyi bir yönetim kurman lazım. Toplumsal barışı sağlaman lazım. Bütün bunları başaramıyorlar. Kendi tabanlarını oyalamak, o tabana, toplumun dinle, bu meseleleri dinle çözebiliriz diyen kesimine, bak biz bir şey yapıyoruz. Bizim o bahsettiğimiz İslam medeniyeti var ya, oraya adım adım gidiyoruz. Ha öyle tamamen de iflas etmedik, bakmayın falan algısını yaratmak için böyle kıytırık işlerle uğraşıyorlar. Müftüye nikah kıymak, başörtülü kadına işte bir tane büyük elçi atamak, işte Ayasofya'ya cami yap. Bu. Yani bütün 14 yıldır, 15 yıldır bütün bir ülkede Cumhuriyet tarihindeki en güçlü iktidarsın. Medya sende, akademi sende, sivil toplum sende, devlet sende, asker sende, polis sende, bütün güç sende. Gözün üzerinde kaşın var diyebilecek bir Allah'ın kulu bırakmamışsın ülkede. Kimse bunu sana söyleyemiyor. Fakat vardığın, yapabildiğin tek şey müftiye nikah. Ne müftiye nikah ne?